İyi akşamlar sevgili Kanal Su izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bu akşam da yeni bir konumuz ve yeni bir konuyla karşınızdayız. Bugünkü bu akşamki konuğumuz Profesör Doktor Hasan Özkan. Hasan Özkan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyesi. Müsaade ederseniz Hasan Hoca'yı biraz size tanıtmak istiyorum. Hani 10 parmağında 10 hüner var dediğimiz türdeki kişilerden bir tanesidir Hasan Hocam. Ben hepsini söylemeyeceğim, saymayacağım ama yaptığı işlerle ilgili, tıbbi anlamdaki işlerle ilgili konuşacağım. En önemli özelliği de Hasan Hocam'ın beyin enlemler özelliği. Çok ön planda olan hocalarımızdan bir tanesidir. Şöyle ki şu ana kadar 11 uluslararası gastroenteroloji kongresi düzenlemiştir kendisi. Özellikle Türk Cumhuriyetlerine tıbbi destek anlamında öncü görevi üstlenen arkadaşlarımızdan bir tanesi. Başkanı olduğu Avrasya Gastroenteroloji Derneği aracılığıyla o ülkelerde her yıl birisinde gastroenteroloji konularda kongreler düzenliyor. Zaman zaman o yörelerdeki hekimlere burslar vererek derneği aracılığıyla Türkiye'de eğitilmelerini sağlıyor. Hasan Hoca Japonya'da Chiba Üniversitesi'nde 2,5 yıl eğitim gördü ve orada aldığı tecrübe sonucu özellikle mide bağırsak hastalıklarının teşhisinde Japonya dünyada önder ülkelerden bir tanesi. Doğru değil mi hocam? Doğru. Ve özellikle teşhiste kullanılan endoskopi aletleri gibi, ultrason aletleri gibi aletler ilk önce dünyada neredeyse Japonya'da geliştiriliyor. Ve dolayısıyla orada edinilen tecrübelerin bu açıdan önemi büyük. Onların tabii ki buraya transferi, ülkemize transferi son derece önemli. Hasan Hoca'nın kendi konusuyla alakalı başka uluslar ve uluslararası derneklerde de etkinlikleri var. Kitap bölümü, yazarlığı, çok sayıda konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası bildirisi ve yayını var. Hocamız halen gastroenteroloji ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görevini devam ettiriyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş programımıza şeref verdiniz. Şimdi bugün Hasan Hoca'yla sindirim sistemi check-up'ını konuşacağız. Niye sindirim sistemi check-up'ını konuşacağız? Az önce daha iyi anlatacaktır, söyleyecektir size. Sindirim sistemi hastalıkları belki de ülkemizde en yaygın görülen hastalıkların başında geliyor. Dünyada da belki böyle ama bizim belli yörelerimizde belki genetik açıdan, belki de beslenme ile alakalı olarak bu tip hastalıklar, sindirim sistemi ile ilgili hastalıklar çok daha yaygın görülüyor. Bazılarında erken teşhis çok önemli. Erken teşhis olması durumunda örneğin bağırsak kanserleri gibi, örneğin mide kanserleri gibi %100 kesin tedavisi varken geç kalınması durumunda maalesef ölümcül seyreden hastalıklar oluyor. Tabii alet edevat teknolojinin gelişmesiyle beraber çok değişim gösteriyor tıpta, teşhiste. Bu tabii check-up'da yani erken teşhis açısından baktığımızda da çok ciddi bir avantaj oluşturuyor. Ama bunlar da tabii yapmak kolay iş değil. Ciddi bir uzmanlık eğitimi ve bilgisi gerektiriyor. Hasan Hocam bu alanda Türkiye'nin önde gelen hocalarından bir tanesi. Çok fazla da gastroenterolog ve iç hastalıkları uzmanı yetiştirmiş kişi. Hocam şuradan başlayalım. Sindirim sistemi deyince, yani bizim kendi tabirimizde gastrointestinal sistem deyince neyi anlıyoruz? Hangi organlar buraya giriyor? Evet, iç hastalıklarında en çok organları ilgilendiren bilim dalı gastroenteroloji. Sebebi şu, gastroenteroloji alanına ağızdan başlayıp anüse kadar olan organlar, sindirim organları, özofagus, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, pankreas, safra yolları girmekte. Buna ek olarak da karaciğerde safra yolların bir parçası olarak yine gastroenterolojinin önemli hastalık alanlarından bir tanesi. Sonuçta eğer bir dahiliye polikliniğine gittiğiniz zaman, bir istatistik yaptığınız zaman başvuran hastaların %60'ı gastroenterolojiyi ilgilendiren hastalıklarla, yani sindirim sistemimizi ilgilendiren gelen hastalıklardır. Dolayısıyla halkla iç içe olan bir branştır. Evet hocam. Yaygın olarak iç içe olan branştır. Bu kadar çok organı içerdiği için o kadar da çok hastalığı vardır ve o kadar da çok semptomla, insanlar değişik semptomla karşımıza gelir. Şöyle yaparsak daha iyi anlaşılacaktır. Bu
sistemimizin hastalıklarının en yaygın görülenlerin isimlerini bir sayalım, sıklıklarını bir söyleyelim ki izleyenlerimiz bizim neyi konuşacağımızı daha iyi kavrasınlar. Daha iyi anlarlar. Mesela işte baştan başlayacak olursak özofagus dediğimiz yemek borusunun en sık rastlanan hastalığı reflü hastalığıdır toplumda ve ardından kanseridir. Daha az sıklıkla bazı hastalıklar vardır, akalaze gibi, ama toplum yaygın olarak bu ilgilendirmez. Mesela reflü kaç kişiden birinde görülür hocam? Reflü genelde, yani başvuran hastaların yaklaşık %20'sinde reflü görülür. Ama reflü dediğiniz zaman hastalar başvuru da karıştırabilir mide hastalıklarıyla. Midenin ülseri, düodenumun ülseri ile reflü hastalığını karıştırabilir. Ama neticede başvuran kişiler o ayrımı yapamadığı için yüzde olarak fazladır. Sonuçta özofagusta bunlar önemlidir. Daha detaylı olarak onları ileride anlatırız. Mide ile ilgili üzerinde duracağımız noktalar, midenin işte yaygın olarak gastritleri, midede ülser, mide ile ilişkili olarak düodenum 12 parmak varsa mide ile hemen bitişik bir organdır. Dolayısıyla mide derken onu da kastederiz biz. Oranın ülserleri ön planda ve sıklıkla görülür. Bunun haricinde yine midenin kanserleri önemli sağlık sorunu teşkil eder. Devam edecek olursak daha sonra ince bağırsaklar. İnce bağırsaklarda işte hastalar diyare ile başvurur. Semptomu, yaygın o semptom olarak diyare. Kanamalar olabilir, ince bağırsak kanamaları. Lenfoma dediğimiz yine ince bağırsağın en sık rastlanan malignitelerinden bir tanesidir. Daha sonra kalın bağırsak. Yine kalın bağırsakta kanserleri, toplumda yaygın olan kabızlık şikayeti, yakınmaları bu organla ilgili olarak. Yine diyare, ishalle ilgili, yine kolon ilgilidir. Ve hemoroid yine toplumda en sık rastlanan hastalıklar grubundandır. O da basur, yine yani basur dediğimiz hemoroid. Yine o da gastrointestinal kanama şeklinde semptomlarla hastalar gelir. Buna yine ek olarak pankreas hastalıkları. Pankreasında kendine göre iltihabı ve kanserleri vardır. Bunların da yine toplumda yani şikayet olarak karşımıza çıkan bir grup vardır. Başka yine karaciğerle ilgili, o da apayrı bir dünyadır. O da apayrı. Onun da sarılıkları, kanserleri, metastaz dediğimiz başka kanserlerin oraya yayılması grubu vardır. Safra yolları ile ilgili safra taşı, safra yolun yolu taşı ve sarılık, yine tıkanma sarılığı. Yine safrada ondan sonra kanser gelişmesi. Dolayısıyla dünya, yani kendine ait bir ayrı bir dünyadır gastroenteroloji tıbbın içerisinde. Çok yaygındır. Bazı branşlar gibi, mesela örnek vereyim, böbrek hastalıkları. Sadece böbreği ilgilendiren önemli bir hastalık grubudur ama bu kadar yaygın organı içermediği için. Görece olarak baktığımızda iç hastalıkların içinde sizin alanınız, yani gastroenteroloji, çok geniş bir alanı kapsadığı gibi çok sayıda organı, aynı zamanda da çok sayıda hastalığı içine almış oluyor, barındırmış oluyor. O yüzden işiniz kolay değil hocam. Şimdi tabii bu hastalıkları sayınca bizi izleyenlerimiz de daha iyi anlamış oldular. Evet. Böylece niye sindirim sistemi check-up'ı önemli? Önemli. Bu hastalıklar göz önüne getirirseniz eğer, sindirim sistemi hastalıklarının check-up'ı, yani erken teşhisinin, taramalarının o yapılması anlamının önemi kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor. Doğru, peki neden önemli hocam? Sizin ağzınızdan dinleyelim diye. Şöyle, bütün diğer sistemlerde olduğu gibi ne kadar erken tanı olursa o kadar iyi tedavi ihtimali olduğu için check-up gastroenterolojide çok önemlidir. Neden başka önemlidir? Bu kadar çok organ olduğu için bu kadar çok hasta grubu var ve bu kadar da semptom olur. Dolayısıyla bu hastaları asıl, yani alarm semptomları çıkmadan, hastalık oluşmadan acaba yakalarsak daha yararlı olur muyuz diye check-up önerilmektedir. Güçlü bir şekilde önerilmektedir. Hakikaten gastroenterolojide gastrointestinal sistem organlarının, hastalıkların bazıları da daha yaygınlaşmadan hastalık semptom verir. Check-up'ta yakalayabiliriz. Onun için sindirim sisteminde check-up önem arz eder. Şimdi tabii bu hastalıkların çok da yaygın görüldüğünü söylemiştik. Evet. Bu kadar yaygın görülen hastalıklarda check-up'ın aynı zamanda erken teşhisinin ortaya konması nedeniyle daha sonra çok daha pahalıya mal olacak tedavilerin de önüne geçmiş olması açısından ekonomik yararı da var. Yani devletin, ülkenin bütçesine, kişinin kendi bütçesine, iş güç kaybına da katkısı var olduğunu söylemeden geçmeyelim. Doğru. Çünkü özellikle günümüzde Batı ülkelerinde
Bundan dolayı da sırf ekonomik kaygılar nedeniyle de check-up'lara artık ciddi anlamda önem veriliyor. Burada tabii sadece devletin, sosyal güvenlik sisteminin bütçesine tasarruftan ziyade kişinin iş güç kaybı, kendisinin ve ailesinin maddi kayıplarını da göz önüne almamızda yarar var. Doğru. Sağlık tabii ki hep konuşa geliyoruz. Hı-hı. Hastalıklar, hı-hı, ölümün engellenmesi, hı-hı, geciktirilmesi gibi konuları hep konuşuyoruz, hı-hı, ama bunlar da aslında azımsanmayacak artılar getiriyor. Evet. Check-up'la açısından baktığımız, evet, zaman. Peki sindirim sistemi check-up'ında neler yapılır? En basitinden en komplike olanlarına doğru giderek örnekleyecek olursak hocam. Evet. Aslında check-up'ta bir global check-up. Yani hasta geldi bazen, check-up amacıyla geldi, hiçbir şikayeti yok. Bir öyle check-up düzenlenebilir bir şey halinde, yöntem halinde. Bir de hastanın belli bir semptomu vardır. Onu dikkate alarak check-up yaparsınız. O zaman fark eder. Neden? Bu maliyetten dolayı. Hı-hı. Mesela hastanın özel bir şikayeti var. Bu şikayet yemek borusuyla alakalıysa yapacağınız check-up daha kısıtlı ve organa yönelik olur. Ama adamın hiçbir şikayeti yok hastanın. O zaman yapacağınız check-up daha geniş anlamda olur ama yine maliyeti de dikkate alarak önemli noktalar içine alan bir check-up yaparsınız. Sonuçta check-up'ta check-up'ı yönetecek kişi çok önemlidir. Check-up'ı yönetecek kişi gelip hekime başvurduğu zaman check-up'ı yapacak hekim çok iyi sorgulaması lazım. Çok iyi hikayesini öğrenmesi lazım. Özgeçmişini ve soygeçmişini çok iyi öğrenmesi lazım ki check-up hem doğru olsun, maliyeti daha az olsun, hedefe daha çabuk erişsin. Onun için burada check-up bir mekanik bir şey değildir. Burada check-up'ı yapacak kişinin önemi ortaya çıkar. Burada tabii check-up genellikle halk arasında şöyle algılanır. Gittiğiniz zaman hastaneye tepeden tırnağa her, evet, türlü hastalığım gözden geçirerek her türlü hastalığıma erken tanı konacak diye algılar. Evet. Ama aslında pratikte bu mümkün değildir. Mümkün değil. Çok belli başlı hastalıkların, yaygın görülen hastalıkların basit check-up'larla erken teşhisi konulabilir. Evet. Ama gastrointestinal check-up'ı gibi daha uzmanlık gerektiren check-up'larda bir özellik söz konusu. Evet. Sizin söylediklerinizden, evet, de bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Bir kere uzman öncelikle değerlendiriyor, hastayı sorguluyor. Doğru. Buna göre de check-up'ı nerelere odaklayacağını yönlendirmiş oluyor. Hiçbir belirtisi olmaksızın bile, evet, olsa bu yapılıyor. Zaten belirtisi varsa artık bu check-up olmaktan çıkıp bir anlamda o şikayetlere göre hastalığı tanımlamaya dönük çok, bir çok, tetkikler silsilesini başlatmış olacaktır. Yani zamanı olacaktır ve parayı ekonomik kullanmak için çok önemli. Evet. Şimdi bu açıdan baktığımızda tabii dünyada da örnekleri var. Evet. Dünyada bunu seri halde, rutin halde yapan, gastrointestinal sistem check-up yapan ülkeler var. Bir buna bakalım. Dünyada check-up açısından neler yapılıyor? Bizde rutin bunun uygulamasına başlandı mı? Mesela siz Japonya'da bulundunuz. Evet. Ben biliyorum orada yapılan bazı rutin check-up'ları. Evet. Nasıldır oralardaki uygulamalar? Şimdi tabii yani konuyu çok detayına girmeden Japonya'daki bir örnek verecek olursak, orada erken mide kanseri yaygın olduğu için devlet özellikle çalışanlara, sigortalılara 40 yaşından sonra gastroenterolojik check-up istiyor. Sebep, kanseri erken yakalayalım. Kanseri erken yakaladığınız zaman basit bir endoskopik girişimle kanseri tedavi edebiliyorsunuz, yok edebiliyorsunuz. Hasta yaşamını sürdürüyor, ömrü kadar yaşıyor. Ama eğer bu kontroller olmasa, hasta bu dönemi atlattığı zaman, kanser olduğu zaman hastanın sağlık sorunları çıkıyor, maliyet daha artıyor, hastanın ömrü de kısalıyor. Kanser tedavisi çok pahalı. Dolayısıyla orada check-up isteniyor buna. Check-up ne içeriyor? Mide ile alakalı şeyde önerdiğine göre hastayı önce anamnez alınıyor, sonra biyokimyası tetkikleri yapılıyor. Ardından da endoskopi istiyorlar. Ve gayet de gizli kan isteniyor. Dolayısıyla mideye yönelik belli şeyler var, bu anlattığım şeyler. Erken yakalamak amacına yönelik. Ama bizim burada check-up global olarak değinecek olursak sindirim sistemine, değişik organlar olduğu için bu check-up'ı biz genişletmek zorundayız. Peki siz Türkiye açısından baktığınız zaman devletin SGK'sının başında olan bir kişi olsanız, evet,
şu yaştan sonra şu grup kimselere şu check-up'ların da yapılması gerekir diyeceğiniz bir tanımlama var mı? Olur mu? Yani Türkiye'de genelde risk grupları tabii düzenli check-up yaptırmasında yarar var. Kimlerdir risk grupları? Mesela işte ailesinde kanser öyküsü olanlar, erken yaşta kanser öyküsü olanlar, ailede sıklıkla kanser olanlar veya işte organ olarak gidecek olursak işte mesela sigara içmek, sigara içen insanlar, alkol kullanan kişiler, efendim daha önce işte operasyon, ameliyat, herhangi bir nedenle ameliyat geçirenler. Peki beslenme bölgeler açısından ülkemizde farklılık var mı? Beslenme alışkanlıkları. Örnek vermek gerekirse haftanın 5 günü mangal yapan, bunu gelenek haline getirmiş olan bir kişinin riskiyle senede 2 kere 3 kere mangalda pişmiş et tüketen kişinin sindirim sistemi hastalıkları açısından farkı var mıdır risk açısından? Tabii mutlaka diyetin çok önemli. Örneğin çiğ köfte mesela belli bölgelerimizde çok evet, yeniliyor. Kebap evet, bazı bölgelerde evet. Çok tüketiliyor. Evet. Yani mutlak surette diyetin çok önemi var. Mesela işte çok rafine gıdalardan beslenen kişilerde kolon tümörü yaygındır. Ona yönelik check-up'lar yapılır. Rafine gıda nedir hocam? Bunu açarsın. Rafine gıda mesela işte hazır gıdalar, rafine gıdalardır. İşte hazır üretilen özel yağlarla yapılanlar, şekerlemeler, tatlılar, mısır cipsiler, hazır tüketilen şeyler, hamburger vesaire. Bunlar daha çok rafine gıdadır. Bunlarda kolon tümörüne rastlama riskimiz fazladır. Ama doğal gıdalarla beslenen, daha çok et dışı, sebze ağırlıklı, meyve ağırlıklı beslenenlerde mide tümörüne rastlama riski fazladır. Mide hastalıklarına rastlama riski fazladır. Onlardaki dikkat edeceğimiz alan da farklılaşır. O da mideye yönelmek zorundasınız. Buradan da şunu çıkıyoruz. Dengeli beslenmek gerekiyor yani. Buradan evet, da o anlamı çıkarıyoruz. Yani. Hemen böyle bir mesaj vermiş olalım vatandaşımıza. Dengeli evet. Beslenmek gerekir. Sonuçta biz gastroenterolojide, gastrointestinal check-up'ta önem arz eden nokta şudur. Kişiyi önce dinleyeceğiz, anamnezini, hikayesini alacağız, risk faktörlerini tespit edeceğiz. Ondan sonra da kişinin şikayetlerini de dinledikten sonra, önemli şikayetlerini, check-up'ımızı öyle başlarsak check-up daha başarılı olur ve maliyeti az olur, check-up süremiz de kısalır. Yani biz de şu anda devletin ödediği, check-up amaçlı ödediği herhangi bir tetkik yok diyebiliriz. Evet. Japonya'daki gibi. Öyle bir şu anda devletin öngördüğü check-up sistemi yok Türkiye'de. Evet. Vatandaş kendisi merak ediyor, geliyor doktora veya ilgili sağlık kuruluşuna, ben check-up yaptırmak istiyorum diyor. Genel anlamda işte normal kan sayımı, idrar tetkiki, rutin biyokimya, bazı rutin hormon testleri, akciğer grafisi, EKG çekilerek check-up anlamına geliyor. Bunlar da asıl hastaya yakalama riskiniz, imkanınız çok az. Tabii ki. Çok az. Dolayısıyla demin anlattığım sisteme yönelik check-up yapılırsa hastaları bulma ihtimaliniz daha yükseliyor. Peki hocam, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müsaadenizle bir kısa reklam arası vermek istiyoruz. Evet hocam, kaldığımız yerden devam edelim. Ama bizi izleyenlerin en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi, sindirim sistemi ile ilgili en dikkat çekilmesi gereken belirtiler nelerdir? Bunlardan bir başlayıp ondan sonra sizin ilginç hastalarınızdan örnekler, filmler var. Check-up'ın önemi ile ilgili evet. Dikkatimizi oraya odaklayabileceğimiz filmleriniz var. Oraya geçeceğiz sonra. Evet. En dikkat çekici şeyler nedir gastrointestinal sistemde? Bir, ağrılar. Ağrı önemlidir. Hasta ağrı nedeniyle başvurur. Her organın ve hastalığın ağrısı farklıdır. Dolayısıyla bundan yola çıkarak check-up'ımızı yönlendiririz. Mesela özofagus ağrısı, yemek borusu ağrısı, hasta yutma güçlüğü ve yutarken göğsünde ağrıyla başvurur. Yutma güçlüğü olan bir hastada aklınıza özofagus kanseri gelmeli. Yemek borusu. Check-up'ınız, yemek borusu kanseri gelmeli. Check-up'ınız o yöne yönelmelidir. Veya tetkikiniz oraya gider. Onun dışında özofagusta yemek borusuyla ilgili göğüste yanma şikayeti. Bu tip hastalar çoğunlukla kardiyolojiye gider. Orada anjiyoları yapılır. Çıkmadığı zaman bize gelir. Kalp krizi geçirdiğini zannederler evet, değil mi? Evet, göğüste. Kalp dışı göğüs ağrıları, yemek borusundan kaynaklanan ağrılardır. Daha sonra mideye geldiğimiz zaman yine midenin ağrıları vardır. Bunlar uyarmalı size. Ardı altında, mide altında
pankreas bezi var. Bunun kuşak tarzında ağrısı olur. Yine bağırsak ağrıları da farklıdır. Onlarda da kramp şeklinde ağrı olur. Şişkinlik şeklinde ağrı olur. Neticede hastaya ağrının tipini sorarak incelemeye öyle başlamakta yarar var. Başka nedir semptom? Önemli semptom sarılık. Sarılık olan bir kişide aklınıza karaciğer, safra yolları ve pankreas organlar akla gelmelidir. O yönde incelemeler yapmalısınız. Çünkü bunu irdelemeden check-up'a başlarsanız onun işinden çıkamazsınız. Elinizde koca bir dosya olur, sonuca varamazsınız. Halbuki başlangıçta ayırt edebilirseniz hastanın şikayetinden, hikayesinin özgeçmişinden yöneleceğiniz check-up daha etkili olur. Sonuçta sarılığın dışında ishaller, hastanın ishalleri, kanamalar, kanamalar ve rektal kanamalar. Rektal kanamalar da önemlidir. Yani makattan kan gelmesi. Evet, bunlar önemli alarm semptomlarıdır. Alarm semptom bunlardır. Bunlarla gelen hastaya mutlaka onu aydınlatıncaya kadar inceleme yapmak lazım. Ağrılar, kanamalar, sarılık, şiddetli bulantı kusmalar, evet, sürekli kusmalar gibi belirtiler gastrointestinal sisteminin alarm en önemli belirtileridir. Peki check-up'ta kullandığınız metotlar nelerdir? Basit kan testini söyledik. Evet. Dışkıda gizli kan araştırmasını söyledik ama teknolojiyle birlikte gelişim göstermiş olan, hani dedik ya başta Japonların ilk, genellikle Japonların geliştirdiği tanı metotları var. Onlar nelerdir hocam? Evet. Şimdi tabii günümüzde her yönde teknoloji geliştiği gibi tıpta da teknoloji çok ilerledi. Daha doğrusu tıp bu ilerleyen teknolojiden çok yararlanma yoluna gitti. Hastada yutma güçlüğü var. Bu hastada en etkili yapacağınız ilk iş endoskopidir. Bunun dışında yapacağınız şeyler bunu pek göstermez. Nedir endoskopi? Endoskopi bir alet, bir santim çapında bir borusu var. Hortum diye halkımız söyler. O özel bir aygıta bağlanır. Işıklı bir alet ve merceği vardır. Hastayı uyutarak, boğazını da uyuşturarak onu yemek borusundan girip mide ve ince bağırsaklara kadar iletiriz. Bu organların hastalıklarını görerek teşhis ederiz. Dolayısıyla yemek borusunun hastalıkları, mesela o işte yutma güçlüğü olan hastada neye bağlı bu yutma güçlüğü? Mide ağrılarında ağrı neye bağlı? Basit bir şeye mi bağlı yoksa daha ciddi yani ağrı bir şeye mi bağlı? Sadece hem görüyorsunuz, büyüterek görüyorsunuz. Hem de parça alıyorsunuz. Hem de parça, numune alıp ve oradan. Ve o hastalık hakkında patolojik kesin tanı koyabiliyorsunuz. Hatta endoskopi bazı alanlarda tedavi amaçlı da, evet, kullanıyorsunuz. Evet, bazı şimdiki ekranda da görülüyorsa hastamızda olduğu gibi bazen hastayı çok erken dönemde cerrahiye başvurmadan endoskopi yöntemlerle tedavi edebiliyorsunuz. Bu görüntü mü? Evet. Bunu görebilir miyiz hocam? Tabii. Ben bu görüntüyü kısaca size arz edeyim. Bu hasta mide şikayetiyle bize başvurmuştu. Biz şu buna bir, evet, bu ekranda görülen kabarık yer önemli. Oraya dikkatini çekmek istiyorum. İlk etapta biz bu hastaya gastrit düşünerek tedavi verilmiş daha önce ama geçmediği için bize gelince biz dedik bakın buradaki ki, sıradan bir göz bile, evet, buradaki farklılığı, oradaki kanser dokusunu görebiliyor. Görebiliyor. Evet. Yani ne kadar büyük bir imkan sağlamış, evet, bize bu tetkikler, değerli izleyenlerimiz, evet, görüyorsunuz. Biz daha de önceleri bu endoskopi dediğimiz tanı metotları, bu cihazlar, aletler oladan önce bu hastayı bu dönemde yakalayamıyoruz. Bu dönemde yakalanması geçmişte mümkün değildi. Mümkün değil. Burada dikkat ederseniz boyadık biz bunu, o lezyon dediğimiz bölgeyi. Bu bölgede daha önce biz bu bölgeden biyopsi aldık. Erken mide kanseri tanısı aldı bu hasta. Erken mide kanseri diye patoloji sonucu geldi. Çok erken olduğu için, lezyon da küçük olduğu için şu anda parçalanıyor, ameliyata vermeden, yok bu tedavi. Ha, bu endoskopik mukozal rezeksiyon denir buna. Bunu, lezyonu şişirdik, önce su verdik lezyonun içerisine iğneyle endoskopik olarak. Şişirdikten sonra altından bağlayarak kestik. Oradaki lezyon koptu ve hasta erken kanser olduğu için başka herhangi bir işleme tabi tutulmadan iyileşti. Yani oradaki küçük tane kanser, evet, dokusu sadece kanser, endoskopiyle, endoskopiyle tedavi oldu. Basit bir işlemle halledilmiş, çıkarılmış, tabii, oldu. Tabii. Bu hasta halen takibimiz altında, herhangi bir sorunu yok. Kaç yıldır
takip ediyorsunuz. Bu yaklaşık biz 10 yıl oldu bu hasta şey yapalı. Değerli izleyenlerimiz, tıpta şöyle bir kural vardır. Eğer bir kanser teşhisi konmuşsa 5 yıldan daha uzun süre eğer hastalığı nüksetmemişse bir daha kesin tedavi oldu demektir. İşte gördüğünüz gibi erken teşhisle kanseri erken yakaladığınızda basit bir tedaviyle bu herhalde 15-20 dakikada biten bir işlem. Evet. Hasta bundan hiçbir şey hissetmiyordu, ağrı duymuyor. Normal endoskopi yapar gibi yapıyor. Dolayısıyla böylece basit bir teknikle sadece erken teşhis koyarak çözülen bir hasta, bir ciddi problem. Evet. Peki hocam, şimdi başka bir iki örneğimiz daha var tahmin ediyorum. Getirdiğiniz görüntüler çarpıcı. Onları da görelim, onların üzerinden konuşalım arzu ederseniz. Evet, bu buradaki hastamız da bu hasta da yine yaşlı bir hasta, 65 yaşında bir hastaydı. Bunda da sarılık şikayeti vardı bu hastada. Sarılık şikayeti. Sarılık şikayeti nedeniyle yapılan tetkiklerde hastanın bilirubin dediğimiz sarılık maddesi kanda biraz yüksek çıktı. Hafif bir anemisi vardı bu hastanın. Kansızlığı yani. Kilo kaybı vardı hastada. Yaşlı olması nedeniyle biz her zaman dedik ki bunda kötü huylu sarılık, bir hastalık olmaz. Kansızlık, kilo kaybı vardı. Kilo kaybı vardı. Sonra bu hastaya biz bu tetkiklerden sonra tümör işaretleyicilerden istedik ve tümör ile işaretleyici CA19-9 çok yüksek çıktı. Sonuçta hastaya dedik ki biz bir ERCP deriz. O da endoskopik yöntemin burada bakın görüyoruz şeyin girişini. Evet, orada röntgen görüntüsü var. Bu endoskopik diyodenoskopla hastaya girişimde bulunduk. Safranın 12 parmak bağırsağına açıldığı bölge şurada görüyorsunuz. O bölgeden ilaç verdik ve pankreasında tümör olduğunu tespit ettik. Aynı zamanda tümör ince bağırsaklara metastaz yapmıştı. Yara var orada. O yaradan da kanama oldu. Metastaz oldu. Oradan da kanama olduğu için hastada anemi görülüyor. Dikkat ederseniz bu işlemde hastaya pankreas kanseri tanısı koyduk. Ona yönelik tedavi yaptık. Yani neticede hastanın alarm semptomları bizim ne hangi metodu uygulayacağımızı göstermiş oldu. Onun için check-up'ta demek ki anemi olduğu zaman bir kişide hikayesinde kansızlık var ve kilo kaybı varsa gastrointestinal sistemde bir hastalık olduğunu düşünerek check-up'ımızı derinleştirmek zorundayız. Basit bir kan sayımı ve hikaye hastanın tanısına götürür insanı. Bir örneğiniz de var. O bunlardan biraz daha farklı. Evet. Yine ilginç. Özellikle evde hayvan besleyenlerin dikkat etmesi gereken bir ülkemizde yaygın görülen hastalıklardan bir tanesi. Evet hocam. Bunda da bu vakada da yine bunda da hafif bir sarılık şikayeti, halsizlik şikayeti ve sağ yan ağrısı şikayeti vardı hastanın. Bunun üzerine yapılan tetkiklerde bu hastada da yine bir hafif bir kansızlık, sarılık, kan sayımında da enfeksiyon belirtisini gösteren lökosit yüksekliği ve sedimentasyon yüksekliği vardı. Buradan yola çıkarak bu hastada biz ultrasonografi yaptık. Ultrasonografide hastanın safra yolları geniş gözüktü. Safra yollarında bir patoloji, anormallik olduğunu düşündük. Endoskopik yöntemlerle safra yollarını görüntüledik. İçinde kist, hidatik dediğimiz bir kist olduğunu düşünerek buraya müdahale ettik. Endoskopik yollarla, basket ve balonla kist hidati çıkarttık. Biraz kist hidatik nedir? Onu bir şey yapabilir miyim? Hastalıktan biraz. Evet, kist hidatik bahsedelim. Genelde Türkiye'de en çok kurban etinden bulaşan bir hastalık durumudur. Sebebi de şudur. Kurban eti dediğimiz işte kurbanların karaciğerlerinde, akciğerlerinde bu kistler bulunur. Ondan sonra bunlar bazen bilinçsiz bir şekilde kurbandan sonra dışarılara atılır. Bunu hayvanlar, ara konakçı hayvanlar yer köpekler bunları, özellikle. Köpekler özellikle. Daha sonra köpeklerin dışkısına geçer. Bu dışkıyla kirlenmiş besinleri biz yeriz. Neticede bunlar bizim midemiz, bağırsaklarımız yoluyla kanımıza geçerek
Önce karaciğere yerleşirler, sonra akciğere yerleşirler ve hastalık oluşturur. Ben de bu sorunun başında söyledim. Özellikle evinde köpek BSNR açısından evet. ciddi bir risk oluşturan bir hastalık evet. diyebiliriz değil mi tabii, hocam? Tabii. Öyle ki bu kistler hakikaten erken de tanınmazsa çok büyük sağlık sorunlarına yol açıyor. Karaciğer ve akciğerde, hatta beyinde, beyine de yerleşebiliyor. Yani kan dolaşımının gittiği her yerde bu kistler görülebiliyor. Dolayısıyla hijyen çok önemli. Tedavisi zor, ölümcül olabiliyor. Yerine göre tedavisi hakikaten zor ve yani evet, erken evet. teşhis olmazsa zor oluyor. Peki hocam, bu çarpıcı örnekleri gördükten sonra biraz daha devam edip açalım konuyu. Peki gastrointestinal sistem, sindirim sistemi hastalıklarının teşhisinde ve tedavisinde yeni gelişmeler var, ben biliyorum. Evet. Bunları biraz da sizin ağzınızdan dinleyelim. Bu aslında gösterdiğiniz tekniklerin birçoğu yeni teknikler. Tabii eski olduğunu düşündüklerimizle ilgili de bir takım yeni gelişmeler oluyor. Evet. Örneğin 10 sene önceki endoskop cihazlarıyla şimdikiler arasında çok büyük farklar var. Evet. Bunlar da dahil olmak üzere yeniliklere girebilir miyiz? Evet. Bizim branşla ilgili olarak tabii çok yeni teknolojiler gelişti. Bunlardan biz de yararlanıyoruz. Mesela işte endoskopilerde şimdi neredeyse histopatolojiyi gösteren zoom endoskopiler gelişti. Histopatoloji, yani dokuyu hücresel boyutta gösteren. Görüyorsunuz artık. Neredeyse histopatolojik tanı koyabiliyorsunuz. Zoom endoskopi deniyor. Histopatolojik, değerli izleyenlerim, histopatolojik tanı demek hücresel düzeyde teşhis koymak demektir. Demektir, doğru. Yani parça almadan tahmin edebiliyorsunuz, netice verebiliyorsunuz. Ya da narrow band görüntülü endoskoplar var. Orada da değişik ışık bantlarını kullanarak kanserleri erken tanıyabiliyorsunuz. Yemek borusu kanserini, mide kanserini mavi ışık kullanarak, değişik ışığın değişik boyutlarını kullanarak aletlerle erken tanı yapabiliyorsunuz. Bundan başka son zamanlarda kapsül endoskopi diye bir şey çıktı. Ufacık bir kapsül yutuyorsunuz, hapa benzer bir kapsül. O kapsül özellikle ince bağırsaktaki hastalıkları tanımada çok avantaj veriyor bize. Çünkü şimdiye kadar bu aleti kullanmadan önce ince bağırsakların tanısı çok zor oluyordu o metotlarla. Şimdi direkt ince bağırsağın içindeki kanayan alanı veya tümörlü bölgeyi veya hasta bölgeyi görebiliyorsunuz. Hapı yutuyorsunuz, ince bağırsağa geliyor. O kapsülün iki tarafında kamera var. Saniyede iki fotoğraf çekiyor. Onları bilgisayar kanalıyla birleştiriyorsunuz. Endoskopik görüntü elde ediyorsunuz. O zaman ince bağırsak hastalıklarını daha iyi tanıyorsunuz. Tabii bu müthiş bir gelişme. Belki bu yaygınlaştığı zaman daha ucuza yapılabilen imkanı bulunduğunda sindirim sistemi hastalıklarının check-up'ında erken tanısında çok büyük bir yol kat edilmiş olacak. Tabii. Peki bu kapsül tekniği ülkemizde kullanmaya başlandı mı hocam? Ülkemizde kullanmaya başlandı, ancak bu kapsülün dezavantajları şu. İnce bağırsak dışında etkili değil. Bir, iki, eğer bu kapsül ki yani eğilim o yöne gidecek, kapsül dışarıdan kumanda edebilir pozisyona gelirse teknoloji, o zaman endoskopiye, yani tanı için endoskopiye de gerek kalmayacak. O kocaman hortumu hastalar yutmayacak. Yani bu tabii hastaların en çok şikayet ettikleri, korktukları, aslında şikayet ettiğim korktukları, çekindikleri hususlardan bir tanesi. Ama onu siz çözdünüz. Korkusu yüksek olan, gergin olan hastaya bir takım ilaçlar vererek, hafif uyutarak, hiçbir şey hissetmeden o koca hortumu tüm mide, bağırsak, yemek borusu gezinerek işleminizi yapabiliyorsunuz. Bir sıkıntı olmuyor. Yaptıran hastalarımız bunu bilir. Dolayısıyla bu tip ihtiyacı olan hastalarımızın çekinmesine gerek yoktur. Diyebiliriz. Diğer yöntemlere devam edecek olursak, ince bağırsaklar için yine enteroskopi dediğimiz balon enteroskopiler yapılıyor. Yine ince bağırsağa kadar iniyor bu aletler. İnce bağırsağın sonuna kadar iniyor. Buradaki lezyonları görüyorsunuz. Aynı zamanda endoskopi yapmanın dışında tedavi de yapıyorsunuz. Yani kanayan lezyon varsa lazerle, argon lazer dediğimiz lazerle koterize ediyorsunuz orayı, kanamayı durduruyorsunuz ince bağırsaklar için. Yine yeni gelişmiş metotlar, biliyorsunuz pankreas midenin altında bir organdır. Onun görüntülenmesi zordur. Erken tanıları, küçük tümörleri görmek çoğu zaman zordur. Dolayısıyla teşhis her zaman gecikir pankreasın. Ona yönelik endoskopik ultrason dediğimiz endoskopik bir aletle geçip 12 parmak bağırsağından pankreası görüntüleme yöntemi
geliştirildi. Hatta şimdi başka bir yöntem daha var. O endoskopu aletinin içerisinden pankreasın kanalına ultrason cihazını itebiliyorsunuz. 2 milimetre çapında problar bunlar. Onun içinden pankreası tarayabiliyorsunuz. Neticede hastaya daha erken tanı yapabiliyorsunuz. Tüm bu teknolojinin amacı şudur. Hastaları doğru teşhis etmek. Daha erken teşhis etmek. Ve erken teşhis etmek. Daha küçük boyutlardaki. Ve daha küçük boyutlardaki tümörle. Böyle olduğu zaman hem cerrahi dışındaki tedavi yöntemleri çok başarılı, hem de gerekirse cerrahi yöntemleri çok başarılı olmaktadır. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork denir. Hakikaten böyledir. Kanserde olduğu yerde, çıktığı yerde tespit edilen kanserlerin hepsi tedavi edilebilir. Olduğu yerde yayılan veya başka yere yayılan kanserlerde işimiz güçleşmekte. Hocam peki erken tanı konursa cerrahi işlemler daha az ihtiyaç duyulur dediniz. Cerrahi olmaksızın yani kesip biçmeden yapılan yeni tedavi yöntemleri var mı? Son zamanlarda gündeme gelen. Biraz da bunlarla konuşalım. Tabii bazı öyle özel hastalıkların üzerinden gidersek mesela işte hastada yutma güçlüğü var. Hı hı. Akalazya dediğimiz yemek borusunun alt ucunun spazmı. Doğuştan hayatın genç dönemlerinde çeşitli viral enfeksiyonları suçluyorlar bilim adamları. Onların o enfeksiyonların sonucu oluşan patolojide, hastalıkta yemek borusunun alt ucu genişleyemiyor. İnsanlar yuttuğu zaman gıda yemek borusunda birikiyor saatlerce. Daha sonra peyderpey yavaş yavaş mideye geçiyor. Bu hastalarda yutma zorluğu olur. Beslenme bozukluğu olur, kusmalar olur, göğüs ağrıları olur. Mesela bu hastalıkların tedavisinde balon dilatasyonu dediğimiz endoskopi yoluyla girip balonla alt ucunun genişleme yöntemi var. Bu da cerrahi dışı bir yöntem. Bunlar da çok başarılı oluyor. Demin gösterdik hasta üzerinde erken kanseri, mide kanserini yakaladığınız zaman endoskopiyle tedavi ediyorsunuz. Reflüde evet. Yine kullanılan yine bir yöntem var. Yine reflü hastalıklarında, büzüştürme tekniği. Reflüde de yine midenin giriş kapakçığı geniş kalıyor, fıtıklaşıyor, hiatus hernis dediğimiz fıtık oluşuyor. Bunu daha az cerrahi olanakları olan endoskopik yöntemlerle de tedavi etmek bugün için mümkün. Bu yöntemde de teknoloji gelişiyor. Bunun dışında yine kistleri karaciğere ultrasonla girerek şey yapıyorsunuz. Evet, yani özellikle en çok gastroenterolojinin yararlandığı ERCP dediğimiz yöntemlerle safra kanalı taşları toplumda sık görülen bir hastalık grubudur. Onları büyük cerrahilere gerek duymadan endoskopik yolla girip 12 parmak bağırsağının orasını keserek içinden taşları boşaltabiliyoruz, alabiliyoruz. Ya da orada darlık oluşmuşsa enfeksiyondan kaynaklanan oralara stent dediğimiz tüp takarak hastanın sarılığını önlemiş oluyoruz. Hocam çok güzel, çok detaylı, kapsamlı bilgiler verdiniz. Yalnız, sindirim sistemi ile ilgili evet. Check-up'ın ne kadar önemli olduğunu bir şey vurgulamak isterim program bitmeden. Gastrointestinal sistemde rektal kanamalar çok önemlidir. Genelde bu rektal kanamalarda hastalar her şeyi mayasıl basur dediğimiz şeye yorumlarlar. Çok yanlıştır. Burada bir şeyi çok iyi öğrenmemiz lazım. Bir hasta anüsten, makattan gelen kan olduğu zaman mutlaka hekime başvursun. Hekim de mutlaka yönlendirsin. O hastaların %10 grubunda kanser olabilir. Büyük bir rakam. Büyük bir rakam. Mutlaka kolonoskopik inceleme yapılması lazım. Makattan kan gelmesi durumunda özellikle yaş ileriyse, evet, yaş ileriyse çok daha dikkatli olmak ve derin tetkik. O yönde check-up yapılması lazım. Konusunda evet, dikkatli olmak gerekiyor. Önemli. Değerli hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür. Programımıza katkıda bulundunuz. Sevgili izleyenlerimiz, bugün de programımız burada bitti. Yine sizlerin sorularınızı ve hangi hastalıklar konusunda program yapmamızı istiyorsanız bununla ilgili dileklerinizi telefon ve e-maillerinizle bekliyoruz. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.